Abimiz 1980 yılında 19 yaşındayken uzaylı gördüğünü iddia ediyor. Biz de konuk ettik. Bu konuyu hem mizahi hem de gerçek anlamda gerçekten çok merak ediyoruz. Evet. Çünkü aramızda, izleyenler arasında, burada oturanlar arasında bu konuya inanan veya inanmayan olabilir. Ama gerçekten bunu yaşamış bir abimiz var. Alkışlarımız Bayram Yıkılkan abi. Bayram abi, istediğiniz gibi ister oturarak ister ayakta. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok mersi, sizleri gördük. Daha iyi oldu. Sağ olun. Biz de öyle. Keyifler yerinde. Çok şükür. Bayram abi, konuyu görüyorsun. Siz 1980 yılında, yani 19 yaşındayken nişanlınızın evinden çıkmışsınız. O sırada Kağıthane civarında ne yaşandı? Yani... Yani biraz mizah programı, biraz güleceğiz ama ben inanıyorum şahsen. Hiç problem yok, ben burada hani diyen birileri var. İnanmayan olabilir, ben inanıyorum. Ben olayı merak ediyorum gerçekten. Tam konu nedir? Şimdi inanmayanlara önce bir şey söylemek istiyorum. Buyur abi. Bir insanın görmediği bir şeye inanmadığı için o insana hiçbir şekilde eleştirmemek lazım. %100 katılıyorum. Ama benim gibi gözleriyle şahit olup da ne kadar muhteşem bir şeye şahit olduğunu bilen bir insana da saygı göstermek gerekir. %100 katılıyorum. Bu konu hep tartışılmıştır. Aynen. Ben birebir yaşadığımı size... Tam ne yaşadın Bayram abi? Anladım. Tam ne oldu? Şimdi arkadaşlar, hepiniz gençsiniz. Çok güzel. Keşke ben de geç kalabilseydim. 19 yaşında bir delikanlıyım ve nişanlıyım. Fakat hayatta tek bir amacım var o anda. Bir an önce nişanlımla evlenebilmek. Uzaylılar aklımın ucundan geçmediği gibi dünyalıları da gözüm görmüyor. Çünkü bir sene sonra asker olacağım. Ben önce evlenmem lazım. Harika. Harika. Kayınpederi çok zor ikna etmiştik çünkü. Neyse, kısa keseyim orayı. Efendim, bir cumartesi... Yok abi, konunun detayları önemli bizim için. Sıkıntı yok. Gerçekten öyle. Bir cumartesi akşamı nişanlım ve ailesiyle oturduk. Saat 12 civarında ben kalktım, vedalaştım. Çıktım. Kağıthane'de geçiyor olay. Nişanlımın evi Kağıthane'nin merkezinde. Fakat benim oturduğum yer, sular idaresi dedikleri, bayağı yukarıda bir yer. Yani en üst seviyede, zirvede, tepede olan bir yer. Rakım olarak çok yüksek bir yer. Fakat o saatte oraya gidecek hiçbir vesait yok. Gidebileceğim iki yol var. Birisi vesait yolu, ki çok uzun, 40 dakika sürer yürüyerek. Birisi de çok kestirme fakat çok ıssız bir dağ yolu. 15 i̇şte ıssız yoldan. Tabii 15 dakika kadarıyla yürümek varken 40 dakika niye yürüyeyim diyerek oradan, zaten alışkınım, her zaman gidiyorum geç kaldığım zaman. Oradan ben eve yollanmaya başladım. Yolun tam o dağı tırmandığım ıssız yere geldim. Hiçbir yerleşim yeri yok. Etrafta hiçbir ışık yok. Hava da o gün acayip bir karanlık, yani acayip bir hava. Dağın üstüne yakın bir yerlere geldiğimde bayağı bir tırmanıp bayağı bir yorgunluk oldu. Bayağı dik bir yol çıktığım çünkü. Şimdi size arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sigara içmenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu bakın şimdi anlayacaksınız. Ben o zaman anladım. Çok yoruldum. Bir sigara yakmak istedim. Çakmağı çakar çakmaz bir anda o zifiri karanlık gece gündüz oldu. Tam bulunduğum yerde zaten orada varmış onlar. Ben fark edemedim. Çünkü bu şeyi görünce mi sana doğru geldiler diyorsun? Bence o çakmağı çaktığım anda beni fark ettiler. Evet. O zifiri karanlıkta. Şey diye gelmedi değil mi? Ateşin var mı falan diye. Yani. Yok, tamam. Çok kolay bir şey değil tabii o mesafeden onu istemesi. Ama gerçeği inanın verir. Alıp devam edelim. Evet abi. Şimdi çakmağı söndürdüm fakat gene ortalık aydınlık. Şöyle dikkatlice baktım. Her taraf zifiri karanlık. Sadece benim bulunduğum 5-6 metrekare yer aydınlık. Kafamı kaldırıp şöyle bir baktım. 20-25 metre kadar üzerimde bir uçan daire dedik. O zamanlar uçan daire diyorlardı. UFO. Bayağı ışık var. Tepende de böyle yuvarlak bir şey yuvarlak var. Yuvarlak bir nesne. 100 metre kare büyüklüğünde yaklaşık olarak. 100 metre kare büyüklüğünde bir UFO. Ve UFO'nun alt kısmı komple projektörler.
direkt bana dönmüş. Yani açıları ayarlanabilen sistem olduğu belli. Hepsinin bana dönük olduğundan. 5-6 metrekare benim olduğum yeri çevreleyen bir ışık var. Dedim tamam. Yapacak hiçbir şey yok. İçimden dua ediyorum. Eğer benim beynimden geçenleri okuma yeteneğiniz varsa diyorum. Ben daha nişanlı bir gencim. Muradıma ermedim. Çok güzel. Allah rızası için. Şu an değil. Ne olur beni bırakın. Benim bu dünyada yapacak çok işim var diyor. Şahane abi ya. İçimden bunları geçiriyorum. Çok güzel. Tahmin ediyorum artık. Peki şey ihtimali var mı? Yani bu... inanmayanlar için soruyor. Böyle bir hani bir bayılma, hani o nişan, heyecan bırakmaya ve yani bayıldın da bunları gördün sandın. Hayır. İhtimali var mı? Gördüm hiç diyorsun. Hiç yok. Ya. Çünkü ben bu hikayenin yani sonunda olayın gerçek olduğunu size kanıtlayan delili de söyleyeceğim. Bir dakikaya yakın üzerimde durdu. Bu dileğim, duam veya onlara beynimi okuyabiliyorsanız dediğim şey kabul oldu ki o ışık söndü. Sonra cesaretimi toplayıp kafamı kaldırıp baktığımda baktım böyle yavaş yavaş ileriye doğru kayıyor. Üzerimden gidiyor. Öyle olunca ben hemen şöyle bir toparlanıp olduğum yere oturdum. Hiç kıpırdamadan izliyorum. Kıpırdasam geri dönebilirler. Her an için beni alabilirler yani. Muradına eremeyebilirsin. O hiç hiç. Ya, iki tane güzelim torunum var. Onlar ne olacaktı? Olmayacaktı şimdi. Yani olacak iş mi yani? Neyse. İleriye doğru gidiyor. O ileride de 100 metre ileride bir başka tepe var. Aynı hizada. Onun üzerine geldiklerinde oraya indi. İnince iş daha da bir heyecanlandı şimdi. Çünkü oraya indiğinde bir şey fark ettim. Şimdiye kadar insanların televizyonlarda falan gördüğü UFO'lara benzeyen bir UFO değil. Çok farklı. Üzeri saydam. İçi görünüyor. İçinde 4 kişi diyeyim ben. 4 uzaylı var. İçini görüyorum. Varlar yani. Havadayken, havadayken bile gördüm. İndikleri zaman daha net olarak gördüm. Göz hizama geldiği zaman. 4 tane içinde uzaylı var. İndikten sonra bir kapak açıldı. Sanki hani bu uçaklarda merdivenli kapaklar var. Buraya açılır insanlar iner. Oradan 3 tane uzaylı aşağıya indi. Bir tanesi. Görüyorsunuz siz bunu. Tabii. Ha. Direkt seyrediyorum. 100 metre var aramızda. Ve kıpırdamıyorum. Kıpırdasam belki tekrar fark edip belki fikir değiştirebilirler. Korkudan kıpırdamıyorum. Ondan sonra 3 tanesi indiler. Orada kısa bir keşif yaptılar. Sonra bir tanesi eğildi. Yerde bir şeyler yaptı. Çok merak ettim ne yaptığını. 3 dakika kadar orada vakit geçirdiler. Ondan sonra tekrar bindiler geriye. 300 metre kadar yükseldikten sonra bir anda bir yıldız kayması nasıl olur? Hani arkasında küçük bir ışık bırakır. O hızla dünyadan çıktılar ve size tarif edemeyeceğim bir hız. Yani o kadar bir hızlı çıkış ki anlatamam. Ve o bölgede sürekli gittim. Senede 2 defa, 3 defa, 5 defa gittim. 10 sene bir tane ot yetişmedi. Etrafı hep yemyeşil. Orası hep sabit. UFO'nun o siyahlaştırdığı bölge hep simsiyah. 5 sene öncesine kadar size orayı gösterebilirdim. Bugün üzerinde binalar var. Ha, oraya... Oralar doldu, tamamen iskan oldu, binalar oldu. Abi artık UFO'lar kapatmış olmasın orada. Oğlum burası iyi iş yapacak falan. İbo inanıyor musun? İnanıyor. İnanıyorum. Artık bakma ben şakasını yapıyorum ama eğlenelim diye. Ben gerçekten ciddi anlamda inanıyorum. İsra sen? Ben inanıyorum. Bayram abi anlattıktan sonra daha çok inanmaya başladım. Valla. Sen Ersin yanıyor musun? Aslında arazi prim yapmış. Kentsel dönüşüm. Evet, evet. Kentsel abi şu an inanılmaz. Tuğbay. This is Dons. This is Dons. İnanıyorum. Buray. Sende yok mu? Sıfır. Ben bayağı araştırdım ya. Crop circle denilen bir şey vardı bir zamanlar. Filmi de var hatta böyle tarlalara bam diye bir şekiller çıkıyor. Çok büyük falan. Şekiller çiziyorlar. Evet onları ben araştırdım. Bir ara çok inanılmaz çünkü böyle... algoritmik dövmesini falan yaptırmaya düşündüm yani hatta. Ama şey daha ağır çıktı. NASA, uzay falan böyle ordunun yaptığı lazer gibi bir şey. Yani aslında yoklar ve biz insanların yaptığı oldu. Bir şey üzerine. Aynen aynen. Olsa? Olsun birileri daha olsun bir şey olsun ya.
Peki, bir hareket olsun. Peki nasıl? Abi dünyayı gördük işte bir şey. Sorusu olan var Bayram abiye. Peki Bayram abi yani tipolojik olarak nasıl vardı mesela? Hani içleri gözüküyor ama böyle miydi mesela? Filmdeki mesela hayır. Bu. Şimdi bakın bunların. İpi nasıl yani? Ben Haktan Bey'in araştırmalarının bir kısmına katıldım. Bunların geldiği değişik yerler var. Değişik yerlerden de değişik çeşitleri var. Bakın buna benzer olan da var gerçekten. Ama bizim gibi 1.80, 1.90 boylarında olup hafif kolu bizden uzun sadece görünürde belirgin farkı. Öyle olanları da var. Yani karşıdan görseniz normal kıyafet giyse insan zannedersiniz. Mesela benim gördüklerimde grimsi, kurşuni grimsi bir tulum vardı. Şöyle yüzleri sadece açıktı. Geri bütün vücutları tulum içerisindeydi. Saçı var mı yok mu göremedim mesela. Fakat biraz bu arkadaşa benziyor mu acaba? Yani tam bir düşün abi. Yani yüzü gözü açık diyor, saçı var mı yok mu? Bana Ersin, eşkal Ersin. Yani gerçekten var mı söyleyeceğiniz son böyle bir şeyler? Buyurun. Son. Buyurun. Ben fazla vakit almadan. Estağfurullah buyurun. Şey abi, ertesi gün nişanlıma gittim ben. Dedim böyle böyle başıma bir iş geldi benim gece. Bana söylemediğini bırakmadı haliyle. Ya ben ne olacaktım, beni de mi düşünmedin dedi. Ya götürselerdi dedi. Yani aradan arkadaşlar 37 sene geçti. İki tane dünya güzeli torunum var şimdi. Allah'ıma çok şükürler olsun. Beni götürmedikleri için de ben çok mutluyum. Ha bugün gelseler giderim o başka. Gider evlendikleri yok. Şimdi benim eşimle bu konu aramızda geçtiği zaman tekrar böyle bir şey olduğu zaman o uzaylılara Allah gözünü kör etsin seni götürmediler benim başıma bela ettiler diye. Yani bunu da yaşamak varmış kaderde. Çok ama iyi. Ben onun başının tatlı belası olmaktan mutluyum. Süpersin abi. O da inşallah mutludur diyorum. Çok teşekkür ederiz Bayram abi. Yani ben böyle bir kendi başından geçen bir hikayeyi bizimle paylaştın. Ve inanması çok zor olan bir şeyi. Yani böyle samimiyetle içtenlikle anlattığın için çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Bayram abi. Ben yani ben bu konuyla ilgili valla yani... yapılabilecek bir sürü şaka var. Yaparım da. Hazır mısın? Ama hazır. Sana yapmayacağım Ersin. Yapılabilecek çok şaka var ama inandığım için yani şöyle inandığım için. Şimdi 19 yaşında başına geliyor abinin ve 80 yılında. Şimdi yaşını hesaplayalım. 37 koy. 19, 47, 53. 7 yıl değil mi? 37 yıl. Oo. Abi şu an böyle yapa. Lan mental matematiğe girdi sen. Ama 37 değil mi? Ama 37 artı 19, 49, 56 değil mi? 56 yaşında oluyor. Ben şuna bak. 56 yaşında. Bayram abinin yaşını. Ha, 56 yaşında programa çağırıyorsun ve programa gelip bu konuyu ben bunu böyle yaşadım diye anlatıyor.